bu bardak biraz sıkıcı. Şimdi onu özel bir şeye dönüştüreceğim. Sarıya boyayarak başlıyorum. Sonra üstüne güzel kalpler çizeceğim. Ay ne kadar romantik. Diğer yarısına da farklı desenler yaptım. Rengarenk oldu bak. Şimdi başka bir kağıt bardağı ihtiyacım var. Ona bir vücut şekli çizip kesiyorum. Şimdi ona gülen bir yüz hazırlayayım da gör. Böyle döndürdüğümde karakterin kıyafeti değişiyor bak. Çok havalı. Vay canına, bu çok zor. Tamam, galiba buldum. Anlıyorum. Belki de her şeye rağmen zekiyimdir. Sırada ne var? Hayır, ne yaptım ben? Babam buna çok kızacak. Şu kitabın haline bak, mahvolmuş. Bunu nasıl yaparsın? Böyle kızmasına izin veremem. Hadi düzelt düzelt. Hayır. Buldum. Onu üstüne oturarak düzelteceğim. İşe yaramıyor. Ama pes etmiyorum. Babamın bunu kullandığını görmüştüm. Ne kadar zor olabilir ki? Hala karışık. Beni büyük hayal kırıklığına uğrattın Alex. Bekle bir saniye. Bunun için yapabileceğim tek bir şey var. Neden bunu daha önce düşünmedim ki? Hadi Pikachu, beni yarı yolda bırakma. Yine ne oldu? Ne güzel uyuyordum. Çok kabasın. Peki, neler oluyor bakayım? Bunu görmen lazım. Sayfaların köşeleri katlandı. Bana yardım edebilir misin? Şuna bir bakayım. Seni o kadar strese sokan bu muydu? Evet, yani şuna baksana. Bu bir sorun. Ama sanırım ne yapacağımı biliyorum. Orada bekle, buna ihtiyacım olacak. Bunun ne yardımı olacak? Güven bana, ne yaptığımı biliyorum. Kağıdı kaplayıp üçgen yapıyorum. Sonra kenarlarını da katlıyorum. Burada iz çıkmasını sağlayacağım. Sonra aynı şeyi diğer tarafa da yapıyorum. Origami yapmaya başlamalıyım. Katlamaları bitince kağıdı tekrar açabilirim. Sonra noktalardan birini katlayacağım. Bir cep yapıp kenarları içeri sokacağım. Aynen böyle, ama daha bitirmedim. Onu döndürüyorum. Sonra da ona iki küçük kulak ekliyorum. Sana birini hatırlatıyor mu? Çok tatlı, ne düşünüyorsun? Tatlı herhalde, ama bana bunun ne faydası var ki? Şimdi kitabı bana ver. Şimdi şunu izle. Kitabı açıyorum. Sonra minik Pikachu'yu sayfanın köşesine geçiriyorum. Böylece kenarların katlanmasını engelleyeceğim. Vay canına, sen bir dahisin. Sen olmasan ben ne yapardım? Benim işim bu. Hadi bir dene. Vay canına, bu aklımı başımdan alıyor. Yalnız bir iki şeyi kontrol etmek istiyorum. Şuna baksana. Ben güzel bir yüzden çok daha fazlasıyım. Evet, işim bitti. O kadar çabuk değil. Nereye gittiğini sanıyorsun? Pokemon topuna geri dön bakayım. Sonra görüşürüz. Bu hiç adil değil. Yeter artık Alex, yeter. Şimdi tam şuraya otur. Sen rahatına bak. Şimdi neyle oynasam? Çok fazla seçenek var. Bir şey seçmek çok zor. Bir dakika. Ben bir köpek balayım. Merhaba baba. Nasıl gidiyor şampiyon? Hadi gel benimle oyna. Baba köpek balığı olabilirsin. Üzgünüm dostum, yapacak çok işim var. Belki başka zaman. Hadi ya, annem olsa böyle yapmazdı. Yapamam, meşgulüm, gitmem gerekiyor. Lütfen baba, çok çok lütfen. İnsan şu yüze hiç hayır diyebilir mi? Peki ne yapıyoruz şimdi? Sana göstereceğim. Buna pişman olmaya başladım. Bam. Şunu keser misin? Eyvah, tuvalete gitmem gerekiyor. Banyoya git o zaman. Bunu istemiyorum. Oyuncaklarım ne olacak? Onları yanında götüremezsin, tamam mı? Aklından bile geçirme. Sen ciddi misin? Benimle uğraşmak istemezsin. Onlara hiçbir şey yapmayacağım. Tamam mı? Hemen dönerim. Seni burada bekliyorum. Neden bu kadar uzun sürdü? Çok sıkıldım. Hadi acele et. O da ne? Eğlenceli görünüyor. Merhaba küçük adam. Hayır, ne yaptım ben? Fark eder mi acaba? Buna ihtiyacım vardı. Ellerimi yıkamalıyım. Hadi ama. Hayır. Baba. Ben şimdi ne yapacağım?
Bekle bir saniye. Belki şu oyun hamurunu kullanabilirim. Denemeye değer. Boşa zaman kaybetmeyeyim. Onu bir şekle sokacağım. Sonra ortasına kafayı koyacağım. Etrafındaki oyun hamurunu sıkıştıracağım. Sımsıkı sarılmış görünüyor. Şimdi kolları buraya koyacağım. Komik görünüyor. Bacakları da alt kısmına koyabilirim. Onları içeri itiyorum. Mükemmel. Şimdi kollarını oyun hamuruyla kaplamam gerekiyor. Oynar gözleri de üstüne takıyorum. Aslında işte fena olmadı. Tuhaf görünüyor ama Justin'in hoşuna gidecek. En azından öyle olmasını umuyorum. İşte kritik an geldi. Bir dakika. Bir şeyler farklı burada. Muhtemelen bir şey değildir. Hadi bununla oynayalım. Bir dakika. Ne oldu? Bir sorun mu var? Bilmiyorum. Burası çok mu sıcak oldu? Terlemeye başladım. Yok, her şey yolunda. Çok rahatladım. Haydi oynayalım. Dikkat et, bir dinozor. Ay, başım. Bunu neden yaptın ki? Yakaladım seni. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Top elimden kaydı. Topu bana fırlattı. Huslu durun ya. Artık böyle saçmalıklar istemiyorum. Beni duyuyor musunuz? Tamam, özür dilerim. Bu bir kazaydı ama. Bunu daha önce de duymuştum. Bekle bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Evet, işe yarayacak. Sadece bu çoraba ihtiyacım var. Bir de kemerime. İşe koyulma zamanı. Çorabı elime geçiriyorum. Dolgu malzemesini üstüne koyuyorum. Sonra da onu ters çeviriyorum. Böylece ilk kısmını tamamladım. Şimdi kahverengi bir kumaşa ihtiyacım var. Onu yaprak şeklinde keseceğim. Bir yaprak daha yapacağım ve onları birbirine bağlayacağım. Yumuşacık bir futbol topu oldu. Çok zekice değil mi? Vay canına, şahane. Yakala. Bu çok havalı. Bekle, o yumuşacık. Birlikte nasıl oynuyorlar. Bak, gözlerim yaşarıyor. Kid, win. Bu çok kirli. Birazdan pırıl pırıl olacak. Win. Evet, motorlar çalışıyor. Win. Ne kadar da hızlı. Şuna bak. Uç bakalım. Yaşasın. Bütün gün bunu yapabilirim. Aslında galiba yapacağım. Vay canına, bu çok eğlenceli. Olamaz, o son arabaydı. Hepsi gitmiş, hiç kalmamış. Bu bir felaket. Ne kadar acımasız. Acımasız dedi ya. Ne oldu ya? Arabalarım kayboldu. Bu gerçek bir sorun. Ama üzülme, belki sana yardım edebilirim. Bak, birini buldum. Buzdolabının altında bir tane daha var. Harika, kahramanım benim, yaşasın. Galiba hepsi bu kadar. Onları bir daha kaybetmemeye çalış, tamam mı? Ver şunu, ver. O kadar çabuk değil. Ne kötüsün. Sadece bana bir saniye ver. Bunu yine yapacak bir çare bulmalıyım. Fanusum, ne yapacağımı buldum. Arabaları buraya koyabilirim. Vay canına. Hey Alex, şunu görüyor musun? Bu hoşuma gitti. Harika. Bunu nasıl yaptın? Denemek istiyorum. Sadece fanusu böyle döndürüyorum. Bak, oldu galiba. Tırnaklarım güzelce törpülendi. Kırmızı iyi olur. Manikür salonuna gitmeye kimin ihtiyacı var ki? Benim anlaşılan. Ne sakarım. Of ya. Oje şimdi nasıl çıkacak? Çıksana. Hala orada mısın? Daha güçlü bir şeyler denemeliyim. İşte böyle. Ümitsiz durum. Bunu kurtarmak mümkün mü ki? Belki de hayal gücümü kullanmalıyım. Biraz el işi yapalım. Bu silikon kalemiyle kendime yeni bir telefon kılıfı yapacağım. Kılıfa benzemeye başladı mı? Yanları unutma. İstediğin rengi kullanabilirsin. Bu kıyafetime uyuyor. Ne haber canım? Fena halde kazanıyorum. Biraz ara vereyim.
Ekrana bakıp durmak uykumu getirdi. Ah evet. İlginçmiş. Ay, o da neydi? Kedi değildi değil mi? Edison'ın gözlüğüymüş. O beni öldürecek. Ve de koca popomu. Ama tekrar düşününce bu kalem her şeyi çözebilir. Önce camların çerçevesini şöyle çiz. Bütün çerçevesini sarsın. Tamamen kaplayana kadar devam et. Tanıdık geldi mi? Şimdi tek gereken onları birleştirmek. Şimdi sıra saplarda. Ve bitti. Bence gayet güzel görünüyor. Uyanma, uyanma. Oh, ucuz atlattım. Ah, büyüklüğü tam sana göre. Gözlüklerimle mi uyumuşum? Eyvah. Ha, tuhaf. Huh, başardım. Hey, şu müthiş şeylere bak. Bu kelebek tam bana göre. Ama niye bununla yetineyim ki? Yani sonuçta parmaklar niye var ki? Cidden müthiş görünüyorsun. Peki ya ben? Bunu ben yaptım. Bu biraz daha havalı. Biraz fazla sanırım. Bu işe yarar mı acaba? Of, niye deniyorum ki? Bir dakika. Buldum. Tabii ya. Şu kalbi gördün mü? Silikon kalemiyle çevresini çiz. Ben kırmızı seçtim. Şimdi içini doldur. Sıradaki bir taç. Tam kraliçelere göre bence. Ay, şu çiçek ne hoş. İstersen farklı renkler kullanabilirsin. Hadi yaprakları dolduralım. Mükemmel. Bunun ne olduğunu merak mı ediyorsun? Bu parmağının çevresine gelecek kısım. Şimdi yaptığın kalbi hatırladın mı? Üstüne biraz silikon sık. Ve halkayı üstüne yapıştır. Bak nasıl takılar yapıyorsun. Muhteşem. Buna inanabiliyor musun? 4 tane el yapımı yüzük. Ha? Onları da nereden buldun? Versene. Bunlar çok değişik ya. Şunu deneyebilir miyim? Bayıldım yüzük kardeşliği. Pijama partisi yastık savaşı olmadan olmaz. Öf, saçım. Görüşüm engelliyor. Ortalıkta çok fazla saç var kanka. Pekala, tut şunu. Bir dakika. Buralarda hiç saç lastiği yok mu? Bu da olur. Yavaş ol bakalım. İlk ben gördüm. Ama benim daha çok ihtiyacım var. Ver şunu. Ay! Ne yaptığını gördün mü? Ama belki de iyi bir şey vardır. B planı kutusunu açalım. Yardımına ihtiyacımız var sihirli kalem. Oh, harika olacak. Önce dalgalı çizgiler gerek. Ucunu kapat ve içini doldur. Bir dakikaya daha anlamlı görünecek. Minicik kalpler yapmak için küçük bir fırça al. Ne harikalar değil mi? Pekala, bir tane daha. Biraz pırıltı olmadan el işi olur mu? Sonra uçlarını birbirine tuttur. Sonra da saçına tak. Artık yüzüme saç gelmeyecek. Vay canına. Oo! Savaş tekrar başlasın. Sınıf arkadaşınla zevkleriniz benziyor. Ama bu soruna yol açabilir. Görüşürüz. Hemingway bayağı ilginçmiş. Ne? Bunu koyduğumu hatırlamıyorum.
Ben pompon kız değilim ki zaten. Ha bir dakika, bu benim sırt çantam mı? Bu bana harika bir fikir verdi. İsmini yaz ve dış hatlarını sıcak silikon kalemle çiz. Ben balon gibi eğlenceli harfler seçtim. İstediğin renkleri de kullanabilirsin. Gizli noktaları unutma. E'nin çevresi gibi. Şimdi sıra renklerde. Harflerin daha iyi görünmesi için çizgileri farklı yönlerde çek. Ve her çizginin sonunu daha belirginleştir. Sonra çerçeve ve zincir gelsin. Şimdi de yanlış çantayı al da görelim. Ha? Bu benim adım değil. Madison. Teğet geçti ha. İsim etiketi kurtardı. Aa, ne? Nihayet aşk perisi dualarımı kabul etti galiba. Saçım iyi mi? Ah, ay selam. Ay. Çık ağzımdan. Ve saçımdan. Hortum filan mıydı ne? Bir dakika. İşleri neyin düzelteceğini biliyorum. Selam eski dostum. Bu kalemi gördün mü? Onu sıcak silikonla şöyle şekil vermek için kullan. Devam et. Ve kuruyunca çıkar. Küçük bir yay gibi görünmeli. Ucuna biraz silikon sık. Ve açık uçları birleştir. Dada! Artık çılgın saçlar yok. Şimdi nerede kalmıştım? Selam. Oh, selam. Ah, çok sıkıldım. Burası çok önemli arkadaşlar. Sunny? Ha? Ha, tabii öyledir. Her gün böylesin. Ah, neler oluyor? Ah, evet. Aslında o kadar da kötü değilmiş. İyi bir duruş önemli olabilir. Hiç değilse yalnız değilim. Bu aslında biraz utanç verici. Şşş, odaklanmaya çalışıyorum. Bu hiç adil değil. Ha, anne. Ne oldu? Şuna bak. Alabilir miyiz lütfen? Aa, peki tabii. Aa, inanamıyorum. Bunu sana aldım. Vay, teşekkürler anne. Aa, bu ne? Kork küresi mi? Bununla ne yapabilirim ki? Ne? Beğenmedin mi? Aa. Ben bunu istiyorum. Annem niye böyle yapıyor ya? Ah, neyse, vazgeçmeyeceğim. Biraz daha ikna etmem gerekiyor. Daha çok ısrar etmeliyim. Daha çok etli gıda yemeliyim. Aa, ne istiyorsun? Sana bu lazım, bana da bu. Ha, şaka mı bu? Peki, beni rahat bırakman için alacağım. Aa, bu oyuncakçı harikaymış. Aa, profesyonel davranmalıyım. Aa. Şunu alıyoruz. Kızım bunun için başımın etini yiyor. Lütfen elimizde var deyin. Tabii, hemen şurada. Gerçekten mi? Aa, üstelik indirimde. Bugün şanslı günümdeyim. Ne? Bu olamaz ya. Ne oldu? Hayır. Oyuncak. Görünüşe göre elimizdekiler bitti. Sona kalan dona kalır. Bir dahakine iyi şanslar. Hayır, anlamıyorsunuz. Ona ihtiyacım var. Bir çözüm düşüneyim. Şu mukavvaları kullanabilirim. Sanırım ne yapacağımı buldum. Birkaç parça mukavvayı şu şekilde birleştiriyoruz. Bir kutu yapıyoruz. Şeker bu delikten çıkacak. Kenarlara da tahta çubuklar koyuyoruz. Birkaç katman mukavvayı kesip yapıştırmıştım. Üstlerinden tahta bir çubuk geçirelim. Sonra da çubuğun her iki tarafına bir lastik koyalım. Ardından kutuyu koyabiliriz. Bu parça deliğin üstüne gelecek. Lastikleri de dikey çubuklara geçiriyoruz. Diğer tarafı da yapalım. Sonra da sıra şekerlerde. Mukavvayı bastırdığımda şeker delikten düşüyor. Sonra da üst kısma başlıyoruz. Burası açılı olmalı. Şimdi ön yüzünü yerleştirelim. Kutunun üstüne cam bir küp koyalım. Ardından bir kapak koyup şekerle dolduralım. Bunlar Sunny'nin favori şekerleri. Bir de yüz yapalım. Eğlenceli olmasını istiyorum. Çalışıyor. Ne düşünüyorsun Sunny? Aa,
Hepsi. Burnuna bas da ne oluyor gör. Aa, bayıldım. Daha fazla istiyorum. Biraz da bana bırak. Aa, söz veremem. Aa, anne. Şimdi ne oldu? Şuna bak. Alalım mı? Ama. Ah, niye uğraşıyorsam? Ödemeleriniz gecikti. Aa, bekle. Biraz param olacaktı. Aa, iplik kabul ediyor musunuz? Üzgünüm, bu kadar var. Hayır, yetti artık. Git buradan. İplikle ödeyecekmiş. Ayıp ya. Sanırım yaşayacak yeni bir yere ihtiyacın olacak. Burayı satmak pek zor olmayacaktır. İşime bayılıyorum. Çok insancıl birisiyim. Aa, bu süslemeleri ilk defa görüyorum. Ne olmuş burada? Aa, ev satılık mı? Nasıl yani? Evden mi çıkarılıyoruz? Neler oluyor? Böyle bir şey olmayacak. Ah, ne çok ıvır zıvır varmış. Ah, pekala. Sırada ne var? Anne, bu ne? Aa, sen de mi gördün? Taşınmamız mı gerekecek? Bu korkunç. Ha, dur bir saniye. Ne yapacağımı buldum. Şu kutular bize yeter. Birini şuraya koyalım. Tutkal tabancam da gerekecek. Kutunun üstüne bolca tutkal sürelim. Ardından üstüne ikinci bir kutu koyalım. Sonra da yan tarafına yatıralım. Kutuları dizmeye devam edelim. Şimdi şu karton silindiri alalım. Kutunun yanına biraz tutkal sürelim. Bu kadar yeter. Silindiri kutuya bastıralım. Bir eksik var. Ha, buldum. Bu da çatısı olsun. Mükemmel oturdu. Şimdi de süsleyelim. Minik detaylar büyük fark yaratabiliyor. Çatıya kiremit döşeyelim. Bu limonu da kartondan yapmıştım. Şu minik pomponları da koyalım. Eğlenceli görünüyor. Rengarenk olmasını istiyorum. Bu da son dokunuş. Limonata dükkanımız hazır. Aa, az kalsın unutuyordum. Limonata yapmalıyım. Sanırım her şey hazır. Sonuçtan çok memnunum. Kurdelemizi de keselim. Sanırım işe başladık. Tek ihtiyacım birkaç müşteri. Oh, çok sıcak. Selam, bir bardak alabilir miyim? Tam ihtiyacım olan şeydi. Güzel bir muhabbete özlemişim. Aa, limonataya bayılırım. Gel gel. İki tane alabilir miyiz? Hadi paramı al. Çekilsenize. Ver ver ver. Okay. Vay canına, zengin oldum. Anne, şuna bak, girişimci oldum. Banka soymak çok da iyi bir iş planı sayılmaz. Gel, bir şey göstereceğim. Ay, limonata dükkanı açtım. Vay canına, çok gururlandım. Müthişsin. Dur, birkaç müşterim birikmiş. Bizde limonata bol. Yoğun bir gün olacak. Sırada kim var? Evet arkadaşlar, bu soruları kim cevaplayabilir? Ben. Peki, Sunny? Evet, beni seçmenizi istiyordum. Of, yüksekmiş. Tebeşir alabilirsin. Başla. Güveniniz boşa çıkmayacak. Güzel, sevindim. İyi gidiyor. Aferin. Bitirdim. Bu ne ya? Öğretmenim. Şaka mı yapıyorsun? Yani öyle olmalı. Başka bir açıklaması olamaz. Nasıl olmuş? Dur bir bakalım. Yani ilginç olmuş. Bundan pek emin değilim. Cevap 4 sanmıştım. Peki ya bu? Ne olmuş ona? 5 yazdım işte. Peki, pek öyle görünmüyor da. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Buldum. Önce uzun bir parça mukava almalıyız. Sonra da üstüne rakamları yazıyoruz. Aynen böyle. Ardından bunları kesiyoruz. Bu boncuklarla da süslüyoruz. Parlak ve rengarenk olacak. Bu tam ihtiyacımız olan şeydi. Bir rakam şablonu oldu. Çok havalıymış. Harika bir fikir. Al bakalım, deneyebilirsin. Tahtanın üstüne koyacağım. Sonra da şablonu kullanarak sayıları yazabilirim. Böyle çok daha kolaymış. Keşke daha önce de olsaydı. İşe yarayacağını biliyordum. Bitirdim.
Aferin sana Sunny. A artı almayı hak ettin. Seninle gurur duyuyorum. Vay, gerçekten mi? Oo. Herkes plajda geçen sıcak güneşli günleri sever değil mi? Serinlemek için soğuk su dolu balonlar gerekmez. Onun yerine bu harika plaj tüyoları sayesinde ayaklarını uzatıp güneşlenebilirsin. Ne güzel bir gün. Güneş açtı. Kendimi iyi hissediyorum. Saçlarım harika. Havuz kenarında biraz dinleneyim. Umarım insanlar müthiş saçlarımı fark eder. Ha? Benim nöbetim sırasında olmaz. Bone giymeniz gerek. İşte. Ama saçlarım çok güzel. Bu bone de. Çirkin. Çok dar. Oyalanmayın da giyin şunu. Neredeyse oldu. Neredeyse. Buna yetecek kadar maaş almıyorum. İyi, peki. Yardım edeyim. Verin şunu. Bakın şimdi. Boneyi suya batırıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu sevgili saçlarınızın üstünde tutuyorum. Ve bırakıyorum. Çok soğuk. Niye böyle? Giydim mi? Başıma giydim mi şimdi? Çok havalıydı. Teşekkürler. Sadece görevimi yapıyorum hanımefendi. Bomba! Of, çok parlak. Gözlerimi korumam gerek. Havlu olmaz. Güneş gözü. Başka? Aa, güneş gözü. Fark etmesi ne zormuş. Ha? Ama bu sadece gözlük. Camları nerede? Of, şuna bak. Ne güzel güneş gözlüğü. Sanırım aklıma bir şey geldi. Ay selam, güneş gözlüğünüz tozlu sanmıştım. Ha ama yok, iyiymiş. Yerine bırakıyorum. İşte. Neredeyse oluyordu. O da ne? O yoga matı yararlı olabilir. Sadece küçük bir parça lazım. Adil bir alışveriş gibi görünüyor. Köpük matı şöyle kes. İki yanına da delik del. Gözlüğün saplarını deliklerden geçir. Kendi özel güneş süperliğim. Şunu bir deneyeyim. Görebiliyorum. Bu çok daha iyi. Oh, çok sıcak oldu. Biraz serinlemeliyim. Oo, kola. Bunun yardımı olur. Sadece küçük bir yudum alacağım. Farkına bile varmaz. Çok iyi. Sadece bir yudum kalmış. Ziyan etmek yazık olur. Çok ferahlatıcı. Şunu geri koyayım. Harika oldu. Şimdi biraz denize gireyim. Plaja gelmeye bayılıyorum. Oh, çok iyi uyudum. Bir şeyler içmeliyim. Ha? Boş mu? Kolam nerede? Kesin o içmiştir. Nerede o? Keşke lastik ördeğimi getirseydim. Ona gününü göstereceğim. Bir çukur kazacağım. Keşke kovam ve küreğim olsaydı. Çok daha kolay olurdu. Acaba burada define var mıdır? Bu harika ama şimdi kurusam iyi olur. Beni denizde gördün mü? Bir dakika. Nereye gitti bu? Belki daha kola almaya gitmiştir. Yakaladım. Kum canavarı, lütfen canımı yakma lütfen. Plajdan nefret ediyorum. Burada olacağını söylemişti. Nerede acaba? Selam. Sevgilim, geliyorum. Ay, düşüyorum. Yo. Evet, aynen öyle. Cidden ama. Öf, kumun tadı da berbat. Belki fark etmemiştir. Kötü oldu ama komikti de. Yeter ama, eve dönüyorum. Ama geri dön, terliğini unuttun. Kopmuş ama belki tamir edebilirim. Bantı delikten geçir. Sonra kola kutusunu al ve halkasını çıkar. Bandın ucuna geçir ve çek. Yeni gibi oldu. Bana güldüğüne inanamıyorum. Ne gıcık ama. Harika. Terliğim de koptu. Berbat bir gün. Seni nihayet buldum. Sana bir hediyem var. Bak,
tamir ettim. Dur giydireyim. Ne kadar romantik. Sanki masalda gibi. Çok güzel görünüyorsun. Saçlarında kumlarla bile. Ne güzel şeyler söylüyorsun. Hey, o bir köpek balığı mı? Sıkıldığı zaman tek yapmak istediğim biraz eğlenmektir. Neyse ki tek kuruşa bile mal olmayacak bazı eğlenceli stres oyuncağı fikirleri bulduk. Senin en sevdiğin oyuncak hangisiydi? Aşağıda yorumlarda bize anlat. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi harika videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutma.